Milattan önce 44. Sezar öldürülmüş, Roma şehri bir kaosun içine düşmüştür. Sezar'a ölümüne sadık ordusu her an şehre dalabilir, katledilen liderlerinin intikamını almak adına Roma'yı yer ile yeksan edebilirdi. Orduların doğası budur. Bir yere kontrolsüz girerlerse orayı yakar, yıkar, yağmalar, kadınlara tecavüz eder, yaşlı, genç, çocuk demez öldürür. O kargaşada Roma şehrinin o meşhur çulsuz ve donsuz ayak takımından insanlar fırsatı ganimet bilir, onlar da talana girişebilirlerdi. Sezar'ın hepsi olmasa bile birkaç yakın adamı bu ihtimali düşündüklerinden olsa gerek, Sezar'ın yeğeninin Roma'ya gelmesinin iyi olacağı fikrindeydiler. Dayısının öldürüldüğünün haberini alan Yunanistan'daki Octavian, hiç vakit kaybetmeden yola çıktı. En yakın gemiye atlayıp İtalya anakarasına çıkacaktı, ancak civarda yani Makedonya'da birkaç Roma lejyonu ile karşılaştı. Bu birlikler Sezar'ın Parti İmparatorluğu'na karşı hazırladığı ordunun öncü kuvvetleriydi. Ve Octavian şunu fark etti. Karşılaştığı Roma lejyonları kendisini destekliyordu. Gemiye atlayıp da İtalya'ya doğru yola çıktığında kafasında iki alternatif vardı. Burundi yüzüğünde Roma ordusundan birkaç lejyon daha Yunanistan'a geçmek üzere bekliyorlardı. Ya onların yanına gider ne düşündüklerini anlamaya çalışırdı, ya da dayısı Sezar'ın o askerlerinden uzaktan başka bir yerde karaya çıkardı. 18 yaşındaki genç delikanlı ikinci şıkkı seçti ve Burundi yüzüğünün 40 kilometre kadar güneyindeki Lupia kasabasında, yani bugünkü Lecce'de karaya ayak bastı. Bu kararı gemideki arkadaşlarını bile şaşırtmıştı. Ancak Octavian ne zaman risk alıp ne zaman temkinli davranacağını herhalde doğuştan gelen bir yetenek olsa gerek genellikle bilen birisiydi. Burundi yüzüğünde bekleyen Roma lejyonlarında kimlerin Sezar taraftarı olduğunu, kimlerin Sezar'dan nefret ettiğini, dolayısıyla kendisine zarar vereceğini bilemezdi. En iyisi bir müddet Lupia'da beklemek ve Roma'dan gelecek haberlere göre bir hareket tarzı geliştirmekti. Roma'da gerçekten durum karmakarışıktı. Diktatörümüz Sezar parça pinçik doğranalı daha bir hafta ya olmuş ya olmamıştı. Sadece Roma değil, bütün bir İtalya karışıktı dense yeridir. Sezar'ı öldürenler Sezar'ın sülalesini de dostlarını da ortadan kaldırmak isteyebilirlerdi. Neyse ki Lupia'da çok beklemesine gerek kalmadı. Roma'dan gelen haberler olumluydu. Henüz büyük bir kargaşa yoktu. Sezar'ın cesedi gelenekler gereği yakılmış, büyük bir tören düzenlenmişti. Suikastçılar destek bulamadıkları için Roma'dan kaçmışlardı. Ha tabii en önemlisi de şuydu. Sezar vasiyetinde Octavian'ı evlatlığı olarak ilan etmişti. Bu da onu Sezar'ın varisi yapıyordu. Halbuki Sezar'ın daha pek çok diğer yeğeni vardı. Ama hayır, Sezar Octavian'ı kendisine varis yapmıştı. Ve vasiyetin daha da önemli kısmı şuydu. Sezar'ın varisi olarak Sezar'ın malının, mülkünün, parasının, pulunun çok büyük bir kısmı da Octavian'a geçiyordu. Fakat o mirası kabul etmenin sakıncaları da vardı. Sezar'ın sadece malının, mülkünün varisi olmuyordunuz. Ayrıca onun siyasi varisi de oluyordunuz. Yani siyasi bir kavganın içine düşebilir, okkanın altına her an gidebilirdiniz. Annesi ve üvey babası, bırak şu miras işlerini, arada filler tepişecek, sen ezileceksin dediler. Sezar'ın generallerinden birisi kılıcını çekerek, nereden çıktı bu oyun bozan velet deyip kellesini uçurabilirdi. Böyle de bir risk vardı. Ancak annesinin ve üvey babasının farkında olmadıkları şey şuydu. Aslında tepişecek fillerden birisi Octavian'dı da, herhalde çocuğunu 18 yaşındaki toyluğuna verip konduramıyorlardı. Ayrıca Octavian şunu da görüyordu. Sezar'ın katledilmesi Roma'da bir iktidar boşluğu doğurmuştu ve belli ki gene kanlı bir iç savaş kopacaktı. Bu savaşta tarafsız kalsa bile Sezar'ın varisi olarak ilan edildiği için halkın Octavian'a teveccühü her zaman olacaktı. Ve iç savaşı zaferle kapatacak bir komutan veya kişi Octavian'ı ortadan kaldırmak zorunda kalacaktı. Hiç kimse Sezar'ın varisinin hayatta kalmasını göze alamazdı. Zaten kendisi de şöyle bir 14 yıl kadar sonra Roma'nın tek hakimi olduğunda Sezar'ın Kleopatra'dan olma çocuğunu bulup öldürtecekti. Sezar'ın gerçek oğlu varken kim ne yapsın Sezar'ın evlatlığını diyenler çıkabilirdi. Sezar'ın mirasını kabul etmek gerçekten de çok büyük bir riskti. Etkili ve nüfuzlu aileler arasından hemen hemen hiç kimse Sezar'ın varisi buymuş, hadi onun yanına koşalım demedi. Roma siyaset aranasında boy göstermesi hiçbir değişikliğe yol açmadı, umursanmadı bile. O 18 yaşındaki çocuk tabiri caizse tırnakları ile kazıya kazıya söke söke kendisini ispat etti. Siyasi pozisyonu ise o günlerde son derece zayıftı. Onu halkın, insanların, elitlerin gözünde zayıf kılan ise yaşı ya da siyasi tecrübesizliği değildi. Hani bir siyasi veya idari tecrübesi olsa belki o tecrübeyi bir platform olarak kullanabilir, Roma siyasetinde daha etkili bir rol oynamaya hemen başlayabilirdi. Ama yoktu işte. Hepsinden kötüsü ise ne askeri bir tecrübesi vardı ne de sırtını dayayabileceği sadık askerlerden oluşan bir ordusu. Hatta bodyguardlığını yapacak şöyle 50-100 askerlik bir müfrezesi bile yoktu. Neyine güvenmişti de ben de buradayım, liderlik için ben de varım demişti. Geçmişte dev gibi adamlar, muzaffer komutanlar bile
siyasi mücadelelerde kellelerini kaybetmişler, emirlerindeki on binlerce asker onları koruyamamıştı. Üstelik Roma'nın en muhteşem, en güçlü, en varlıklı ailelerinden birisine mensup da değildi. Sezar'ın anne tarafından yeğeni ya diyebilirsiniz. Kızın ayağı tam olarak öyle değil. Hani bizde köylü adetiydi eskiden, şimdi de var mı bilmiyorum. Kız çocukları kocaya verilir, mirastan da mahrum bırakılırdı. Roma'da da aynı adet vardı. Kız çocuğu bir kocaya vardığında ailesi bu eve anca beyaz kefenle geri gelirsin derdi tabiri caizse. Hatta onu bile demezlerdi. Anlayacağınız kızın ailesiyle bağları kopar, başka bir ailenin üyesi sayılırdı. Anca kocası ölür de sahipsiz kalırsa baba ocağına geri gelirdi. Ve Octavia'nın annesi Atiye ne yazık ki etki, yetki, zenginlik, prestij mevzularında çok da parlak bir aileye gelin gitmemişti. Tamam, bir lokma bir hırka yaşayan bir ailenin gelini değildi ama Roma'nın kalbürüstü ailesi hiç değildi. Dolayısıyla oğlu Octavia'nın da yardımını isteyebileceği süper güçlü, süper zengin, süper etkili bir ailesi yoktu. Ve bu durum, yani ailesinin sosyal statüsünün zayıflığı, siyasi kariyerinin başlarındaki Octavia'nın önünde son derece büyük bir engel olarak duruyordu. Söyleşinin ilk bölümünden hatırlayın. Octavia'nın okuldan en yakın arkadaşı, kaderdaşı, ömür boyu beraber çalışacağı iki can dostu vardı. Birisi Agrippa, diğeri de Maecenas. Her ikisi de önemsiz ailelerden geliyorlardı. Bu da mı rastlantı şimdi? Belli ki Octavian daha küçüklükten ya da ilk ergenlik günlerinden beri ailesinin düşük statüsünün farkında olmalıydı. Ancak burada bir noktanın altını çizmekte de fayda var. Roma Cumhuriyeti dizleri üzerine çökmüş, yıkılmak üzereydi. Ve o eski, o elit Roma ailelerinden birine ait olmak artık eskisi gibi çok büyük bir siyasi kariyer sağlamıyordu. Kırsaldan, taşradan gelen Roma vatandaşları Roma devletinin veya ordusunun yönetiminde gitgide daha fazla liderlik rolü oynamaya başlamışlardı. Böyle de bir trend vardı. Ancak işte Octavian'ın dedik ya ne askeri ne siyasi ne de idari bir tecrübesi vardı. Üç tane koyun bile gütmemişti. Bari hiç değilse Romalı aristokrat ailelerinden birine mensup olaydı da belki siyasi bir destek bulabilirdi. Ve bu şekilde işleri az da olsa kolaylaşmış olurdu. Gerçekten de durumu umutsuz görünüyordu. Durumu umutsuz görünen başkaları da vardı. Mesela Sezar'ı katleden cumhuriyetçi senatörler. Denilene göre senato binasında 60 kadar senatör, kedi kesen satanistler gibi ayin yapa yapa Sezar'ı öldürmüşler. Sezar'ı öldürünce cumhuriyeti kurtarabileceklerini, eski düzeni yeniden inşa edebileceklerini, eski prestijli konumlarına yeniden kavuşabileceklerini sanıyorlardı. Sezar'ın öldürüldüğü M.Ö. 44 yılına kadar geçen son 90 yıllık sürede Roma sürekli olarak siyasi şiddetin merkezinde olmuş, iç savaşlarda Roma orduları, diğer Roma ordularıyla gırtlak gırtlağa gelmiş, kan oluk oluk akmıştı. Tabii bu mücadelede taraf alan Romalı elit ailelerin üyeleri de kellelerini kaybetmişlerdi. Dolayısıyla o patrici denilen Roma'nın köklü, aristokratik ailelerinin kurulu düzenleri sarsıntıya uğramıştı. Aslında son 100 yıldır durumları kendi siyasi miyoplukları yüzünden sarsılıyordu. Devleti kendi mülkleri olarak görüyorlar, ülkeyi sömürgeleri haline getirmişler, bütün gücü, bütün zenginlikleri kendi ellerinde toplamışlardı. Fakir Romalı'nın da oylarını seçim zamanı satın aldılar ama düzenleri pür neşe, vur patlasın, çal oynasın devam edecek zannetmişlerdi. Cumhuriyetin tek düşmanı da Sezar değildi. Cumhuriyetin asıl düşmanı, kendilerine hiçbir şey verilmeyen, hatta ellerinden her şeyleri alınmış, milyonlarca fakir Romalıydı. Sezar sadece onların sırtına basarak yükselmişti, o kadar. Ve o Sezar'ı öldürüp de özgürlük türküsü söylemeye çalışan senatörler, kendilerini dinleyecek bir dinleyici kitlesi bulamayınca şok üstüne şok yaşamışlardı. Halk onlardan nefret ediyordu. Kanlı bıçaklarıyla zafer türküleri söyleyerek Roma sokaklarında arz endam edememişlerdi. Sezar'ı özgürlük ve cumhuriyet adına öldürdüklerini, Romalıları bir diktatörden kurtardıklarını söyleyememişlerdi bile. Sezar'ı öldürdükten birkaç dakika sonra kendilerini linç etmek için kovalayan Romalılardan canlarını kurtarmak için Kapitol tepesindeki gladyatörlere sığınmışlardı. Galiba en güvenli yer orasıydı. Gladyatörler korkunç savaşçı olduklarından değil elbette. Gladyatörler Roma vatandaşı değillerdi de ondan. Ama siyaset böyle bir şeydir, tezatların sanatıdır. Bu suikastçı senatörler kendilerine Liberatores yani özgürlük savaşçıları adını vermişlerdi. Ancak anlaşılan Roma'da özgürlük hiç kimsenin umurunda değildi. Zaten Liberatoreslerin de özgürlükle alakaları yoktu. Sezar'ın ellerinden aldığı kendi sınıfsal çıkarlarını, statülerini korumak için Sezar'ı öldürmüşlerdi. Öyle de aptallardı ki. Güya Sezar ölecekti de her şey rayına geri oturacaktı. Arkadaşlar, bir diktatörün ölmesi kitleler her zaman memnun etmeyebilir. Şayet diktatör sadece iktidara ortak olabilecek küçük bir azınlığı, mesela şöyle bir 10.000-20.000 kişiyi katletse, malına mülküne konsa hapislere atsa ama geride kalan milyonlarca insanın hayatına, malına, mülküne dokunmasa, halkın gözünde o diktatörden daha kahraman hiç kimse olmayacaktır.
Hani Senegalli arkadaşlar diktatör olunca oh be dünya varmış. Artık hayat mis gibi olacak sanıyorlarsa bence oldukça yanılıyorlar. Senatörlerin Sezar'ı öldürmesi Octavian'ı bir anda Roma'nın en zenginlerinden birisi de yapmıştı. Sezar'ın mirasının dörtte üçü ona geçmişti. Ha tabii bu arada Sezar'ın bütün klientelası da Octavian'ın olmuştu. Şimdi burada size bir Roma pratiğinden bahsetmek gerekiyor. Romalılar M.Ö. 509'da bağımsızlıklarını Etrüsklerden henüz kazandığı daha ilk günlerden itibaren bir uygulama geliştirmişlerdi. Buna İngilizce'de patron-client ilişkisi adını veriyorlar. Patron dediği zengin Romalılar, client dedikleri de fakir Romalılar. Bir çeşit ağa-maraba ilişkisi. Zengin ve güçlü Romalı aristokrat aileler, fakir Roma vatandaşlarının maddi yardımda bulunacaktı, geçim görüm işlerinde destek olacaktı, o fakir Romalı vatandaşlar da seçim zamanında ağalarına oy verecek, devlet yönetiminde pay sahibi olması için gayret göstereceklerdi. Seçim faaliyetleri sırasında Roma'da bayağı kavga gürültü olurmuş. Yeri geldiğinde bu kavgalarda ağaları için kavga da edecekler, rakip ağanın seçim çalışmalarını da bozmaya çalışacaklardı. Aslında Roma kültürü, Roma medeniyeti dediğimiz de böyle manyak, mafyatik bir sistem barındırıyor içinde. İşte Roma'da bu marabalara clientela deniyor. Acaba bir Romalı zengin aristokratın kaç tane clientelası vardır? Kesin rakam yok ancak binlerle ifade ediliyor. İşte Jules Caesar bütün clientelasını da Octavian'a bırakmıştı. Bu ne demek biliyor musunuz? Yüz binlerce insan demek. Yani Jules Caesar'ın bütün askerleri ve ona gönül borcu, minnet borcu olan siviller. Az önce yukarıda Octavian'ın yanında bir bodyguard'ı bile yoktu, durumu o kadar da umutsuzdu demiştim. Ortada bir çelişki yok. Öncelikle miras devri için gereken legal prosedürlerin bitirilmesi aylar alacaktı. Ardından da bütün o klientelaya ulaşmak, onları bir düzene, bir nizama, bir intizama sokmaktan zaman alacaktı. En azından 5-6 ay kadar Octavian'ın durumu harbiden işler acısıydı. Ancak vasiyetnamesinden de anlaşılacağı üzere Jules Caesar yeğeninin siyasete atılacağını düşünerek aman çocuk aç açıkta kalmasın cebinde harçlığı eksik olmasın deyip Octavian'a günümüz standartlarıyla söylersek 10 milyarlarca dolar bırakmıştı. Octavian o 10 milyarlarca doların geleceği zamana kadar elim boş durmasın mı dedi acaba bilmiyorum ama Jules Caesar'ın vasiyeti açıklanır açıklanmaz Octavian adını Gaius Julius Caesar Octavianus olarak değiştirdi. Jules Caesar'ın evlatlı olduğunu herkes bilsin istiyordu. Sanırım burada Liberatores'lere bir mesaj da vermek istiyordu. Siz bir Sezar öldürdüyseniz bir başkası Sezar olarak gelir mi demek istemişti. Öyle diyenler var. Kısa bir süre sonra adından Octavianus'u attı. Octavianus soyadıydı aslında ve önemsiz bir aileydi. Önemsiz bir aileden geldiğinin unutulmasını istiyordu herhalde. Bu süreçte yani Sezar'ın öldürülmesinin üzerinden geçen ilk birkaç ayda Octavian'ın hiçbir resmi görevi, hiçbir resmi unvanı yoktu. Sezar'ın katilleri ise ellerini kollarını sallayarak dolaşmıyorlarsa bile serbesttiler. Onlar hakkında ne yapılacaktı? Senatörlerin büyük çoğunluğu Sezar'ın adamlarıydılar. Ancak onun öldürülmesinin ardından geçen birkaç ay içinde o duygusal dalgalanma sönmüştü. Aman diyorlardı, iç savaş çıkmasınlar ne olursa olsun. Sezar'ın en güçlü adamı General Mark Antony de aynı kafadaydı. Mark Antony hem gücü ellerinde bulunduruyordu hem askerleri tarafından saygı duyuluyordu. Hem de kendini maktul diktatörün siyasi varisi olarak görüyordu. Kendisi konsüldü. Bir kardeşi de praetordu, yani yüksek yargıçtı. Bir diğer kardeşi de tribündü, yani halk meclisi başkanıydı. Anlayacağınız suyun başını tutmuştu. Madem Sezar'ın adamıydın, madem Sezar'ın siyasi varisi sendin, o zaman Sezar'ı öldürenlerin peşine düşmen gerekirdi denebilir. Ama yapmadı bunu. Suikastçilerle hem de Sezar'ın ölümünden 3 gün sonra bir anlaşmaya vardı. Dedi ki, tamam size af çıkarıyorum ama siz de Sezar'ın bütün Roma'yı ilgilendiren ve öldürülmesine yol açan kanunlarını kabul edeceksiniz. İşte burada Antony'nin bu hamlesini anlamak mümkün değil. Sezar'ın kanunlarını, yaptığı düzenlemeleri kırılı gelse çöp atamazdı. Çünkü o kanunlara göre Romalı askerler emeklilik primi alarak toprak sahibi olmuşlardı. Şimdi kendilerine verilen bu toprağı hadi Sezar öldü deyip geri almak iç savaş çıkarmak demekti. Hali hazırda Roma ordusundaki askerler de emekli olunca toprak sahibi olacaklardı. Hiç bunların senatörler için savaşmasına imkan var mıydı? Anlaşılan o ki, Antony'nin Sezar'ın intikamını almak gibi bir derdi yok gibiydi. Hatta kimi kaynaklar, Sezar'ın öldürüleceğinin haberini almıştı ama hiçbir şey yapmadı derler. Sezar ölsün de buralar bana kalsın mı demişti acaba? Demiş olabilir, çünkü bütün önemli makamlar kendi ailesinin ellerindeydi. Tabi Octavian da bu sıralarda Sezar'ın varisi ve yeğeni olarak kendine resmi bir görev bulma derdindeydi. Sezar'ın parasının da peşindeydi. Tamam, vasiyetnamede Sezar ona milyonlar milyarlar bırakmıştı ama neredeydi bu para? Gitti Mark Antony'yi buldu. Sezar'ın bana bıraktığı parasını almaya geldim dedi.
Antonio buna bir baktı. Kim la bu tıfılı olan? Gelmiş benden para istiyor dercesine süzdü. Sonra da yok bende param var dedi. Hem daha vasiyetnamenin hükümleri resmileşmedi. Ne parası istiyorsun dedi. Bugün git, yarın gel diye çocuğu dehledi. Ha tabii, sonradan o vasiyetnamenin hükümlerinin resmileşmesi için gereken prosedürleri de engellemeye çalıştı ki Octavian'a zırhını koklatmasın. Ve çok ilginç bir bilgi daha. Meğer Jules Caesar vasiyetine şöyle bir madde koymuş. Şayet Octavian mirasımı reddederse, Anthony Octavian'a gidecek mirasın da sahibi olacaktır. Şimdi bu Octavian çıkmış, mirası reddetmediği gibi bas bas bağırarak Caesar'ın bana bıraktığı mirası isterim diye yeri göğü inletiyordu. Anthony bu sümüklü velidi kesse, doğrasa, kıyma yapsa hınca geçmezdi doğrusu. İyi bir siyasetçi dolandırıcı olacak, yalancı olacak. İnsanın gözünden sürmeyi çekecek. Lafı şuraya getiriyorum. Aslında bu Octavian, Anthony'yi miras meselesinde sıkıştırdığında beş parasız değildi. Hatta süper zengindi. Bizim bu uyanık oğlan Yunanistan'dan Roma'ya dönerken yol üstünde rastladığı Roma ordularındaki parayı bir şekilde cebellezi etmişti. Bu para, Caesar'ın Parti İmparatorluğu'na karşı düzenlediği seferin parasıymış. Aynı zamanda Roma'nın Asev vilayetlerinden gelen vergi paraları da varmış. Gene Roma'ya giderken yol üstünde bu parayı da cebe indirmiş. Ama bunları hiç dile getirmeden gitti, Caesar'ın varisi benim dedi, Caesar'ın parası bana geçti dedi, askerlerin maaşını ben ödeyeceğim dedi. Ama dedi, bu Mark Antony Caesar'ın parasını bana vermiyor ki Caesar'ın askerlerine maaşlarını vereyim dedi. Dedi de dedi ve bizim kurnaz olan Mark Antony'yi kurtlar sofrasına yem diye attı. Gitti kendisini acındırmak için, bakın fedakarlık yapıyorum, Caesar'ın bana miras kalan bütün taşınmazlarını satıyorum ki gelecek parayla sizin maaşlarınızı ödeyebileyim diye de ekledi. Vay arkadaş, ne numaralar, ne ayak oyunları. Daha 18 yaşında bu sümüklü. Açıkçası mağdurum diye ağlamak her zaman mı prim yapıyor bilmiyorum ama Roma ahalisi onun bu ayak oyunları ile Antony'ye yavaş yavaş diş gıcırdatmaya başlamıştı bile. Caesar'ın askerleri yüzlerini Octavian'a doğru dönmeye başladılar. Daha da kötüsü, Caesar'ın senatörleri de Mark Antony yerine Octavian'a yanaştılar adım adım. Bakın bu bir günde olan bir şey değil, uzun bir süreç. Ama Octavian iki ağlama, iki zırıldama, iki ayak oyunuyla ''Hey bakın ben de buradayım'' diyerek kendini göstermeyi başarmıştı. Şimdi bu söyleşiyi dinleyip de ''Siyasete gireyim de memleketi biraz da ben soyayım'' diyecek idealist hırsız gençler varsa bu Octavian'ın hayatını en ince detayına kadar okusunlar. Vallahi ben hayran kaldım. Şeytan tatile çıkmış vekil diye de Octavian'ı tayin etmiş herhalde. Şimdi Octavian ''Ben de buradayım'' demeye başladı ya. Etrafına yandaş ve candaş bir taraftar grubu toplamayı da başardı. Onların korumasında Roma'daki en işlek yerlere gidiyor, halkla konuşuyor, uzun uzun nutuklar atarak ''Ey Antony, hakkım olan Caesar'ın mirasını niye vermiyorsun? İnsanlar aç. Caesar'ın bakıp beslediği o kadar fakir insan vardı. Bunlar aç. Ver paramı da bu insanlara hakları olan yardımı yapayım. Yeter artık Caesar'ın parasıyla saltanat sürdüğün. Bu insanların parasını ver. Vallahi tek bir kuruş istemiyorum kendim için.'' diyordu da başka bir şey demiyordu. Mark Antony bir an için Octavian'ı tutuklatmak istediyse de etrafındaki danışmanları ''Aman ha'' dediler. ''Ok yaydan çıktı bir kere. Octavian'a bir şey yaparsan sen de suikaste kurban gidebilirsin.'' Octavian iki ağlama, iki zırıldamayla Antony'nin bütün gelecek planlarını altüst etmişti. Antony durumu yeniden değerlendirmek zorunda kaldı. Anlaşılan tek başına iktidarını kurana kadar hala küçük baş ağrısı diye nitelendirdiği Octavian ile bir anlaşmaya varmak zorunda kalacaktı. Ama o zaman bile Octavian'ı önemsemiyor, onu kolaylıkla alt edebileceğini düşünüyordu. Bir kere Octavian'ın hiçbir resmi görevi yoktu, emri altında bir ordusu da yoktu. Ne zaman isterse ortadan kaldırabilirdi onu. Liberatores'in liderleri sayılabilecek Brutus ve Cassius Longinus'u da önemsiz valilikler vererek İtalya'dan göndermiş, kendine iyi kötü kurulu bir düzen inşa etmişti. Octavian da kim oluyordu? Octavian ise şöyle bir durumuna baktı. Tamam, şimdilik yaygara kopararak kelleyi kurtarmıştı. Ama öyle atıl bir vaziyette bekleyerek Antony bir salaklık yapsın da, ayağı kaysın da ben de onun yerine geçeyim demedi. İktidar için aktif bir rol oynadı. Sessiz ve derinden oynadı ama oynadı. Sürekli bir faaliyet içindeydi. Senatörlerle ilişkilerini geliştirmeye çalıştı. Döneminin en etkili hatibi ve senatörü Cicero'ya bayağı bir yağ yaktı. Cicero, Mark Antony'nin yeni bir diktatör olmasından çekiniyor ve ondan nefret ediyordu. Arkadaşlarına da zaten ay yaşın kumarbazın teki deyip aşağılıyordu. Octavian tıfıl bir delikanlı olarak ona zararsız ve tehlikesiz görünmüştü. Octavian'ın kendisine yaptığı yaltaklanmalarını satın almış göründü. Ve en azından bir süreliğine Mark Antony'ye karşı Octavian hakkında olumlu sözler söylemeye karar verdi. En azından genç çocuğu Antony'ye kaptırmamaya niyetliydi. Açıkçası bu Octavian'ın ilk gerçek siyasi manevrası ve de zaferiydi. Elemanımız orada da durmadı. Gitti ajanlarını tüccar kisvesiyle Roma birliklerinin arasına gönderdi.
Askerlerin ağızlarını aradı, kendi propagandasını yaptırdı ve şunu öğrendi. Askerler hala Antony'ye büyük bir saygı duyuyor. Onu büyük komutan olarak görüyorlardı ama Octavian'ın da Caesar'ın gerçek siyasi varisi olduğunu söylüyorlardı. Bingo! Octavian için en güzel haber buydu. Demek ki asker Roma'nın bir lideri olacaksa o da Octavian olmalı diye düşünüyordu. Askerin gözünde Antony anca Octavian'dan emir alan bir ordu komutanı olabilirdi. O kadar. Tabii Antony hepten de salağın teki değildi. Askerin bu dönüşümünün haberini o da almıştı. Bu tıfıl oğlan sadece askerlerimi çalmaya çalışmıyor. Aynı zamanda beni bir suikastle ortadan kaldıracak diye düşünmeye başlamış. Bunu çevresine de anlatmış ve bazı sadık bodyguardlarını çevresinden uzaklaştırmış. Açıkçası dengesi bozulmaya başlamıştı ve bu dengeyi Octavian daha da bozdu. Vay suikast ha! Ben seni öldürecekmişim öyle mi diyerek etrafına da büyük bir kalabalık topladı. Antony'nin villasının kapısına dayandı. Çık hesaplaşacağız, bana iftira ettin. Hadi mahkemeye gideceğiz, mahkemede yüzleşeceğiz. İstediğin hakimi, istediğin jüriyi seç. Ben yargılanmaya hazırım, ben yüzleşmeye hazırım diye bağırdı. Antony villadan burnunun ucunu bile göstermedi. Adamlarına emir verdi, Octavian'ı villadan uzaklaştırdı. Octavian'ın yaka paça villanın bahçesinden atılmasını bir aşağılanma olarak görebilirsiniz. Ama Octavian tam tersini düşünüyordu. Olay kısa sürede duyuldu. Tabii Antony'nin Octavian'la yüzleşmeye cesaret edemediği, aslında bu Octavian'ın tıfıl haline bakılmaması gerektiği, çocukta mangal gibi bir yürek olduğu konuşulmaya başlandı. Yani anlayacağınız Octavian Antony'nin villasını bir öfke krizi geçirdiğinden değil, soğuk bir siyasi hesapla basmış ve bilerek rezalet çıkarmıştı. Rezil olan da kendisi değil, Antony oldu. Octavian hiç kimse olarak geldiği Roma'da çok kısa bir sürede bir siyasi varlık oluşturdu. Gençti, tecrübesizdi ama çok hayati bir siyasi yeteneği vardı. O yetenek de şuydu. İyi bir tavsiyeyi hemen sezip doğru bir şekilde kullanabiliyordu. Bir siyasetçinin pek çok danışmanı olur. Antony'nin de dünya kadar danışmanı vardı ve bu danışmanlar dünya kadar tavsiyelerde bulunurlardı. İyi bir siyasi liderin en temel özelliği bu tavsiyelerden en doğru olanı seçebilme ve doğru bir şekilde uygulayabilme özelliğidir. Ve bu yetenek de Octavian'da vardı. Üstelik hem çok acımasız hem de çok sabırlı bir gençti. Bu acımasızlıktan kanlı katil olmayı anlamayın. Siyasi acımasızlıktan bahsediyorum. Caesar'ın evlatlığı olarak halkın nazarında popülaritesi gitgide büyüyordu. Ama hala bir ordusu yoktu. Ordu yoksa halk desteği hiçbir şeydi. Siyasette giz her şeydir. Octavian annesine bile haber vermeden babadan kalma birkaç bağ bahçe tarlayı satayım da cep harçlığı yapayım bari bahanesiyle İtalya'nın güneyine gitti. Ve vaktiyle Caesar'ın Napoli taraflarında kurmuş olduğu askeri kolonilerde yaşayan emekli Roma askerlerini ve muvazzaf Roma lejyonlarını ziyaret ederek ''Nasılsınız, haliniz vaktiniz iyice midir?'' diye hal hatır sordu. Ama asıl amacı Caesar'ın sadık askerlerinden oluşan bir ordu kurmaktı. Becerdi de. Kendisine katılacak askerlerin maaşlarına %100 zam yapacağını, ayrıca ek gelirler elde ettikçe bunları bahşişler şeklinde dağıtacağını vaat etti. Ve anında 3000 asker topladı ve Roma'nın yolunu tuttu. Artık dikkate alınması gereken siyasi bir güçtü. Antony ise parayı çok severdi ve de eli sıkıydı bu yönüyle. Tabiri caizse çil çil altınlarının üzerine kuluçkaya yatar gibi yatar, kimseciklere bir şey koklatmazdı. Dolayısıyla kimi Roma lejyonları Octavian'ın safına katıldılar. Özellikle Antony'nin gözbebeği olan 4. lejyon, Octavian'a katıldığını ilan edince Antony kafayı çekti, 4. lejyonun kışlasını tek başına bastı. Daha doğrusu basamadı. Askerlerin ok atması yüzünden kışla kapısına bile yanaşamadı. 6 ay içinde Octavian sağlam bir taban kazanmıştı. Gene bu söyleşiyi dinleyip de, siyasete gireyim de, biraz da ben memlekete soyayım diyen, bugünün genç, geleceğin idealist, hırsız siyasetçileri şunu da unutmasınlar. Octavian kas sürüsü gelecek yerden bir iki tavuğu esirgemiyordu. Cimri adamın siyasette yeri yoktur. Paran yoksa ya gidip bir yerin belediye başkanı olup oradan biraz para kaldırdıktan sonra o parayı büyük siyasi makamlar için seni destekleyeceklere peşkeş çekeceksin, ya da ne bileyim kokain kaçakçılığı yapıp o parayla gene asalaklığını besleyeceksin ki bir ülkenin, mesela Senegal'in dünya lideri falan olabilirsin. Octavian gerçekten de akıllı ve de siyasi zekası yüksek bir delikanlı olup çıkmıştı. Ama daha önünde gidecek çok uzun bir yol vardı. O siyasi zekasının bir parçası da şuydu. Uzun soluklu planlar yapıp sabırla bunları uygulamaya koyuluyor, aksilikler, terslikler karşısında yeni bir rota çizip içine düştüğü çıkmazdan ya da labirentten çıkış yolunu bulabiliyordu. Şimdiye kadar anlattıklarımdan Octavian'ın tek rakibinin Antony olduğunu, onu ortadan kaldırarak Roma'nın tek hakim olmaya çalıştığını düşünmüş olabilirsiniz. Evet, çok uzun vadedeki yani yıllar sonraki planı buydu. Ama önce Antony ile güçlerini birleştirip Caesar'ın katillerini ortadan kaldırmak zorundaydı. Bu işi tek başına yapamazdı. Yani Antony'yi kullanıp
Brutus veya Cassius Longinus gibi Caesar'ın katillerini ortadan kaldırmak zorundaydı. Senato hala etkili bir güç ve meşruiyet kaynağıydı. Senato'yu da Julius Caesar'ın yaptığı gibi kendi otoritesine boyun eğdirmek zorundaydı. Ancak bunun için önce Liberatores'in ortadan kaldırılması gerekiyordu. Bu adamlar Roma'nın doğu vilayetlerine kaçmışlar, dünya kadar askeri toplamışlar, askeri açıdan son derece büyük bir güç haline gelmişlerdi. Doğu'nun bütün zenginlikleri de bu adamların kasasına akıyordu. Üstelik Parti İmparatorluğundan yardım da almışlardı. Octavian'ın onları temizlemek için Antony'den, yani en büyük rakibinden başka sırtını dayayabileceği kimsesi yoktu. Antony'ye karşı ise sırtını kendisine sümüklü bir velet muamelesi yapan Cicero'ya dayamak zorundaydı. Bu Cicero da olağan dışı bir adamdır. Son büyük cumhuriyetçidir. M.Ö. 106'da İtalya'da bir yerlerde doğmuş. Roma'nın büyük ailelerinden değil. Buna rağmen Roma siyasetinde büyük bir başarı kazanıp M.Ö. 63 yılında tamamıyla kendi yönetici yetenekleri ve büyük hitabet gücüyle Roma konsülü olmayı becermişti. Böyle bir şeyi başarmak, deveyi iğne deliğinden geçirmek kadar zordu. Gitti arada Roma Cumhuriyeti'ni yıkmak için kurulan büyük bir komployu ortaya çıkarıp bastırdı. Ve bir anda halkın kahramanı oldu. Vatanın babası unvanını verdiler buna. Kıyıda köşede kalmış bir aileden en zirvelere çıkmıştı. Ne büyük başarıydı. Çok iyi bir hatipti, harika konuşurdu. Ama bazen lafı uzattıkça uzatabiliyor, milleti can sıkıntısından patlatabiliyordu. Ama gerçekten de dile hakimdi. Kelimelere yeni anlamlar yükleyip mizahi zekasıyla milleti kendine hayran bırakabiliyordu. Siyasi anlamda ılımlı ve muhafazakar bir cumhuriyetçiydi. Hayatının sonuna kadar da katı bir sivil hayatı yaşamıştı. Yani Roma'da o dönemde yöneticiler aynı zamanda ordu komutanı olabiliyordu. Cicero, hayır kardeşim, askerlik profesyonellerin işi. Benim askerlikle ne işim olur diyordu. Şöyle kendisi için savaşacak 10 bin, 20 bin askeri de yoktu. Onun tek silahı diliydi. Hitabet gücüydü, kelimelere dans ettirmesiydi. Zaten sonu da bu yüzden olacaktı. Caesar'la hiç anlaşamaz ama birbirlerini görmeden de duramazlardı. Caesar'a siyasi anlamda çok büyük zorluklar çıkarıp Cumhuriyet'e savunma reflekslerini çok güçlü bir şekilde göstermişti. Ancak Caesar'ı öldürenler de biri değildi. Adamın öldürüleceğinden bile haberi yoktu. Komplocular Cicero'nun çok gevezi olduğunu düşündükleri için onu haberdar etmemişlerdi. Bununla birlikte olay olup bittikten, Caesar öldürüldükten sonra cinayeti kutladı. Ancak hayıflanarak kutladı. Bari Caesar'ı öldürdünüz, işinizi tam yapaydınız da Mark Antony denen görgüsüz ayıyı da aradan çıkaraydınız dedi. Caesar'ın öldürülmesini kutlamıştı da bu cinayetin yeni bir iç savaşı tetikleyeceğinden endişe ediyordu. Ama en azından Cumhuriyet'in büyük bir düşmanı, yani Caesar ortadan kaldırılmıştı. Ve Liberatores'in Mark Antony'yi de öldürmemelerinin uğursuz sonuçları olacağını düşünüyordu. Antony'nin askerlerinin desteğini kaybetmemek adına Senato'ya karşı soğuk bir tavır almasını görünce ''Gördünüz mü? Haklıydım.'' demişti. Yeniden aktif politikaya döndü ve Antony'yi o yılan gibi zehirli diliyle akrep gibi sokmaya başladı. Denilen o ki Senato'yu kısa bir süre içinde domine etmeye başlamış ve etkisi o kadar artmıştı ki Roma'nın gayri resmi idarecisi haline gelmişti. Ancak bütün bunlar boş lakırdı. Cicero'nun kendisi için, yani Cumhuriyet için savaşacak bir ordusu yoktu. Antony'yi yılan gibi sokarken bir gün Senato'da kürsüye çıktı ve herkesi şaşırtacak bir şekilde Octavian'ı övgülere boğdu. ''Aman dedi bu genç adama, ne adamı, çocuk çocuk, buna dikkat edin. Kısa bir zamanda büyük işler başardı, gitti kendi ordusunu kurdu. Caesar'ın kendisine verilmeyen mirasını çekti aldı. O tanrı vergisi zekası ve cesaretiyle bu çocuk Cumhuriyet'in kurtuluş reçetesidir.'' Cicero büyük bir devlet adamı, çok daha büyük bir hukuk adamıydı. Ancak görüyorsunuz, hiçbir resmi görevi olmayan genç bir adamın kanunda kitapta olmayan bir şekilde kendine ait özel ordu kurmasını yerlere göklere sığdıramıyordu. Gitti bir de genç Octavian'ın o özlemle beklediği resmi görevi bahşetti. Senato'ya, bu çocuk Cumhuriyet'i kurtaracak yegane kişidir. Ancak resmi bir görevi yok. Onu praetor, yani yüksek yargıç yapalım da böyle serseri mayın gibi dolaşmasın aramızda. Senato'ya da alalım ki aramızda ezilmesin çocuk. Böyle diyor. Kaderin garip bir tezatı işte. Ya da Cicero'nun siyasi miyopluğu mu demeli buna. Genç Octavian dayısı Julius Caesar'ın katillerinden intikam alma yeminleri etmişti. Ve herkes bunu biliyordu. Ve Julius Caesar'ı öldürenler de Cumhuriyet'i korumak isteyen cumhuriyetçilerden başkası değildi. Cicero'ya siyasi anlamda gerizekalı demek de mümkündü. Çünkü herkes Cicero'nun Julius Caesar'ın katlini memnuniyetle karşıladığını da biliyordu. Ve bu gün görmüş, devran geçirmiş, tecrübeli ihtiyar kalkmış, Julius Caesar'ın yeğenini ve de tek siyasi varisini Roma siyasetinin tam merkezine ''Hadi koçum, kurtar Cumhuriyeti ve Cumhuriyetçileri'' diyerek itiyordu.